Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye'de Hubab Risalesinden birkaç ilem okuyalım. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. İlem eyyuhel aziz. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş yumurtadan çıkar, tekamül eder, semalarda tayarağına başlar. Afak-ı alemde şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Maşallah. Ne tatlı, ne harika değil mi? Ne orijinal bir misal. Tabii bunu çok külli bir manaya bağlayacak. Ama bir daha okuyalım. Tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş. Yumurtadan çıkar, tekamül eder. Semalarda tayarağına başlar. Afak-ı alemde. Yani yeryüzünün her tarafında şöhret kazandıktan sonra bütün o vasıflardan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayıp bulmak isteyen adamın ahmak olduğunda şüphe yoktur. Subhanallah. Yani o yumurta kabuğuna gitsen baksan, ya kireç işte ya. Yani onda ne göz var, ne kulak var, ne sarı var, ne mavi var, ne yeşil var. Değil mi? Ne kanat var, ne ayak var yani, ne ruh var. Hiçbir şey bulamazsın. Binaenaleyh nereye bağlayacak? Tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bidayeti hayatına, yani o nübüvvetten evvelki hayatına bir de onun beşeri ve insani hayatına, onlar da kabuk gibi, onun içerisinden neler çıkmış söyleyecek, şimdi acele etmeyelim. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bidayeti hayatına maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyeti maneviyesini idrak edemez. Bir, idrak edemez. İki, dereceyi kıymetine vasıl olamaz. Çünkü bakacağı yeri bilmiyor. Burada şahsı manevi dedi, bazen böyle derslerde böyle çat pat anlayabildiğimiz kadar, inşallah yanlış da olmaz. Bir misal veriyoruz, şahsı maddi, şahsı manevi. Şimdi mesela Türkiye'nin en yüksek makam sahibi Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın iki tane şahsiyeti var. Biri maddi, biri manevi. Şimdi maddi cihetinde bizlerden bir farkı yok. İki gözü var, iki kulağı var, burnu var, ağzı var, eli var. Yani aynı bize benziyor yani. Ama ikinci bir ciheti var. Onun manevi şahsiyeti. O manevi şahsiyetle, değil mi, 780 bin kilometre karelik bir alanı, 80 küsur milyon insanı temsil eder bir manevi vücudu var. Şimdi bu ikisini yan yana nasıl getireceksin yani? Yani o makamla maddi şahsiyeti karıştırdın mı, o zaman ne olacak? O makamın hakkını, hukukunu veremezsin. Şimdi Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam aynı bizim gibi. Yani çünkü Allah insandan peygamber göndermiş ki insanlara önder, rehber, üstad, muallim olabilsin. Onun için Peygamber Efendimizin de iki gözü var, iki kulağı var, yemek yemeye muhtaç, yani aynı bizim gibi yatmaya muhtaç, aynı bizim gibi yani. Bu maddi şahsiyeti, evlenecek maddi şahsiyeti. Bir de ne var? Şimdi birazdan söyleyecek yani. Cebrail Aleyhisselam'ı
Ne yapmış o Sidretül Müntaha'da bırakmış ta Kâb-ı Kavseyn'e kadar huzur-u ilahiye gitmiş. Bütün peygamberlere imam olmuş, rehber olmuş, reis olmuş. Bütün evliyalara, asfiyalara, ulemalara yani milyonlarca ne milyarlarca mümine rehber olmuş, önder olmuş. Allah'ın muhatabı olmuş. Bütün istidat ve kabiliyetlerini en azami tarzda açmış bir zat. Şimdi o insaniyet noktasıyla bunu karıştırırsak çok büyük hata ederiz. Birçok insan buradan dalalete gitmiş. Dinden imandan çıkmış. Subhanallah. Neden? O insani, beşeri vasıflara bakınca öbür taraftaki o şahsı manevisini, ruhu manevisini anlayamamış, fark edememiş, istifade edememiş, mahrum kalmış. Onun için üstadımız onu nazara veriyor, bize de bu dersi veriyor. Biz de böyle yapmamız lazım. Yani bu sade Peygamber Efendimiz için değil, bütün peygamberler için de böyle, bütün evliya için de böyle, hatta hizmet-i imaniyede de böyle yani. Yani bazı abilerin, bazı kardeşlerin yani şahsi, cüz'i, beşeri hatalarıyla yaptıkları o külli hizmetleri karıştırmamak yani. Hakkını vermek lazım. Evet, bir daha okuyalım. Yani kendi şeyimizi karıştırmadan. Bu arada kardeşler bir şeyler yazıyorlar ama ben buradan göremiyorum. Gözlerim de biraz zayıfladı son günlerde. Onun için kusura bakmasınlar. Sonradan bakacağım inşallah. Selam veriyorlar. Selamlarına kül diyen ve aleyküm selam. Devam edelim. Tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bidayeti hayatına maddi, sathi, suri bir nazar ile bakan bir adam şahsiyeti maneviyesini idrak edemez, şahsiyeti maneviyesini idrak edemez ve dereceyi kıymetine vasıl olamaz. Ancak bidayeti hayatına ve levazımı beşeriyetine, beşeri ihtiyaçlarına ve ahvali zahiriyesine, görünüşteki hallerine ince bir kışır, nazik bir kabuk, yine ne kadar letafetli konuşuyor değil mi üstadım? Kabuk deyip geçmiyor yani. İnce bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve Tuğba gibi şecere-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam çıkmıştır. Allahu Ekber. Yani öyle bir şecere-i Muhammediye ki, değil mi? Milyonlarca evliyalar, asfiyalar, ulemalar, imamlar, kutuplar, gavslar, salihler, şehitler, abidler, müminler, Müslümanlar neleri netice vermiş. Tabi bu meyve hali, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam hali, bir de başlangıcı var bunun. O başlangıçta da bütün mevcudatın ve mahlukatın çekirdeği noktası var. Onun için Peygamber Efendimiz de ezelden ebede bütün mevcudat, bütün mahlukat iftihar ediyorlar. Ona karşı ne tanıyorlar, biliyorlar, minnettarlık gösteriyorlar. Çünkü Allah önce Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam yaratmış, Nur-u Ahmedi'yi yaratmış, sonra ondan bütün mevcudat ve mahlukatı çıkarmış. Onun için bu Şecere-i Muhammediye de antika bir şey yani. Evet, Şecere-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam çıkmıştır ve feyzi ilahiyle sulanmış. Dikkat! Allah'ın feyziyle sulanmış ve fazlı Rabbani ile tekamül etmiştir. Yani hususi onun üstadı, muallimi, mürebbisi, müdebbiri, yani muhatabı birinci de hep Rabbimiz yani. Onun için onun özel terbiyesinden çıkmış yani. Fazlı Rabbani ile tekamül etmiştir. Binaenaleyh Nebi-i Zişan'ın aleyhissalatü vesselam mebde-i hayatına ait
Ahvali Suriyesinden, Suri görünüşteki hallerinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı, derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Yani bu manayı yani şey noktasından da yani hizmet noktasından da yani bu kayda geçerli hizmette bulunan abi ve kardeşlerimizin de yani böyle bizi rahatsız eden böyle bazı şahsi kusurlarını, noksaniyetlerini gördüğümüzde onları tamamen böyle kalbimizden çıkarmamak noktasında hemen başımızı kaldırıp onların hizmetlerine ne yapacağız? Nazar edeceğiz. O külli hizmetleri Cenab-ı Hak onun vesilesiyle yaptırmış. O zaman eğer gerçekten bir kusur görüyorsak açıp ellerimizi Ya Rabbi sen hidayet eyle, sen onu kurtar, sen onu affeyle, sen onu mağfiret eyle diye onun diyelim hani o bize göre belki de bize göre yanlış yani. Ama esas olan ne? Şahsiyete, beşeriyete değil, yapılan o külli hizmetlere nazar etmek. Onun için birinci olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da aynen böyle. Hani bazı Avrupa filozofları, işte bir müsteşrikler, böyle Peygamberimizin hayatını böyle cımbızla arayarak hatta bazen değiştirerek, tahrif ederek olmayan şeyleri olur gibi veya tahmini böyle şeylerle insanların kafalarını karıştırmışlar. İşte o noktada biz Peygamberimizin beşeri haline yani eğer ki yani onda da hikmetler var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri hallerinde de öyle hikmetler, öyle rahmetler, öyle hassas ilimler, lütuflar var ki. Ama işte insan bir anda böyle aldanıyor ya, o noktaya cevap bu. Yoksa Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam o külli manasını, külli mana ve makamını anladıktan sonra beşeriyetine baksa insan... Bu sefer orada ne hikmetler, ne rahmetler, ne nimetler, ne nurlar görecek yani. Yani onlar da boş değil, tesadüfi değil yani. Çünkü o içteki ruhtaki ulviyet, o ince dedi ya kışır dedi, latif böyle nazik kabuk dedi ya, oraya da sirayet etmiş yani. Onun için her şeyiyle mükemmeldir Peygamber Efendimiz. Ama... İşte ince bir nokta var. O noktayı üstadımız tam 12'den vurmuş. Tam harika bir şekilde izah etmiş. Bir daha okuyalım, devam edelim. Binaenaleyh Nebiyye Zişan'ın aleyhissalatü vesselam mebde-i hayatına ait Ahvali Suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı. Derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza bununla birlikte mebde-i hayatına şek ve şüphe ile bakan adam, dikkat, herhalde masdar ile mazhar, menba ile makes, zati ile tecelli aralarını fark edemiyor. Subhanallah. Değişik bir nokta geldi şimdi. Ne dedi? O şüphe ile bakan adam neleri karıştırıyormuş? Masdar ile mazhar. Aralarında ne fark var? Birisi menba ve kaynak yani. Yani mesela güneş. Işık güneşten çıkıyor ya. Işığın masdarı güneş. Ama bir de ayna var. Aynaya da güneşin ışığı aksetmiş. Şimdi ikisi bir mi? Evet, aynada da güneşin ışığı var ama ayna güneş midir? Elbette değildir. Masdar ile mazhar, menba ile makes, hemen hemen yine aynı, zati ile tecelli, yani hakikisi ile aksedeni, aralarını fark edemiyor. Subhanallah. Bu yüzden şüpheye düşer. Evet, izah edecek. Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam, tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar ve makestir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine
mazhardır ve makestir. Yani o güzelliklerin, kemalatın, terakkiyatın, artık ne sayarsan güzelliklerin kaynağı, menbaı Allah'tır. Peygamber Efendimiz ise aynadır. Yani Cenab-ı Hak'tan ona aksediyor. Ama çok şeffaf bir aynadır, çok nurani bir aynadır, çok cami bir aynadır, çok vasi bir aynadır ama aynadır. Yani bütün o kemalatların kaynağı, menba Allah'tır. Evet. Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar ve makestir. Mastar ve menba değildir. Kaynağı, menbaı, hakikisi, zatisi değildir. Çünkü o zat aleyhissalatü vesselam yalnız abittir. İbadetçe herkesten ileridir. Allahu Ekber. Zaten Kur'an'da Peygamber Efendimizin, Peygamberimize hitaben çok zaman Cenab-ı Hak Peygamberimizi tavsifen abd, abdina, abduhu diye tabirler kullanmış. Çünkü biliyorsunuz üstadımız böyle birçok risalelerde anlatmış. İleride denk gelir mi bilmiyorum. Orada üstadımız iki tane daireden bahsediyor. Biri rububiyet dairesi, diğeri ubudiyet dairesi. Rububiyet dairesinin reisi Allah'tır. Her şeyi yapan, yaratan, terbiye eden, veren, ikram eden, ihsan eden ne varsa Allah'tır. İkinci daire ubudiyet, kulluk dairesidir. O dairenin de reisi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamber Efendimizin en kıymetdar, en büyük vasfı abdiyet vasfıdır, kulluk vasfıdır. Öyle bir kulluk yapmış ki Cenab-ı Hak onu Resul yapmış, bütün Resullerin seyyidi, Hatemer Resul yapmış, huzuruna hiçbir mahluka, hiçbir mevcuda, hiçbir peygambere yapmadığı bir şeyi huzuruna alıp bizzat kendisiyle muhatap etmiş. Subhanallah. Onun için yani bizim de, yani kendimize de döneceğiz ya arada bir. Yani demek ki Allah katında bizim en kıymetdar vasfımız kulluğumuz. Evet, İngilizce öğrenirsin, profesör olursun, doktor olursun, elektrikçi. Evet, onlar dünyaya bakıyor. Ahirette ne işe yarayacak ki? Ahirette doktor mu lazım? Ahirette elektrikçi, bilgisayar mühendisi mi lazım? Ahirette orman mühendisi mi lazım yani? Ahirette terzi mi? Hani yani yanlış olmasın. Onlar da kıymetdar meslek. Kasaptır. Değil mi? Hani marketçidir, bakkaldır yani. Orada lazım değil ki onlar. Onlar buraya bakıyor. Dünyevi ihtiyacımıza bakıyor. Ama asıl olan oraya gittiğimizdeki mesleğimiz. Yani oranın en makbul mesleği abdiyet. Onun için acaba bizim ibadetlerimiz nasıl? Çünkü İbadetlerimizin müşterisi Allah. Hani tabiri de hata olmasın. Manav. Yani böyle öyle derler yani. Manavın iki parmağı böyle önden temiz, güzel, kaliteli mala çalışsa da böyle arka parmağı böyle çürüklere çalışırmış yani. Yani doğru manavları tenzih ederiz yani. Eskiden öyle bir söz duymuştum. Belki de eskide kalmıştır, bilmiyorum yani. Yani ne demek o? Şimdi malı veriyor, müşteri eve gidince görüyor yani. Ama bizim mallarımız, ibadetlerimiz, onun müşterisi Allah. Peki Allah çürük, çarık ibadetleri, kırık, dökük ibadetleri acaba nasıl kabul edecek yani? Onun için çeki düzen vermek lazım. Elimizden gelen gayreti göstermek lazım. Namazlarımızı vaktinde, mümkünse azami derecede cemaatle beraber kılmamız lazım. Hususan arkasındaki tesbihatları ihmal etmemek lazım. Yani aradaki iki namaz arasındaki gözümüze, kulağımıza, dilimize, kalbimize, onlara da hakim olmak icap ediyor. İnşallah öyle olursak, elimizden geleni gayretle yaparsak Cenab-ı Hak inşallah
dilerse eksikleri, noksanları, çürükleri düzeltir, kabul eder, sağlam gibi yapar. O bilir yani. Ama o gayreti göstermemiz lazım. Evet, biraz dağıttık asıl mevzuyu. Tekrar geri biraz okuyayım. Tekrar hatırlayalım. Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar ve mâkestir. Mastar ve menba değildir. Çünkü o zat aleyhissalatü vesselam yalnız abittir ve ibadetçe herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakkiyat ve kemalat onun zati malı değildir. Allah Allah. Ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Yani bu aynı zamanda hani her birimizin üstadları, şeyhleri, hocaları, onlar için de azami geçerli. Onun için onlarda ne kemalat, ne güzellik varsa biz bileceğiz ki kaynağı Allah'tır. Veren, ikram eden Allah'tır yani. Ta haddi aşmayalım yani. İçin şu tabiri bir daha okuyayım. Demek bu kadar görünen terakkiyat ve kemalat onun zati malı değildir. Ancak hariçten verilen Rahman-ı Rahim'in tecellileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerreye bile manayı ismiyle mastar olamaz. Evvelce beyan edildiği gibi, İnsanlarda bu manalar çok geçiyor. Hiçbir şey bir zerreye bile mana ismiyle mastar olamaz. Bizzat yani kendisiyle, nefsiyle sahip olamaz. Kaynak menba olamaz. Ama bir zerre geldi, manayı harfiyle yani Allah namına, semanın yıldızlarına mazhar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin mazhar olduğu zannıyla bakıldığından sanat-ı ilahiyeyi taguti bir tabiata mal ederler. Üstadımız diyor, dünyada iki tane tagut vardır. Yani insanları böyle azdıran, insanları yoldan çıkaran, insanları dalalete sevk eden iki ana büyük tagut vardır diyor. Biri tabiat. Hani şimdi doğa diyorlar ya, her şeyi, yani ağaçları, çiçekleri, böcekleri, meyveleri, sebzeleri, her şeyi, yeryüzündeki her şeyi doğaya, tabiata bağlıyorlar ondan. Halbuki tabiat dedikleri şeyin vücudu bile yok. Mevhum, hayali bir şey yani. Hakikatte yok ki. Zaten o bütün mevcudatların toplamına tabiat deniyor yani. Halbuki tabiat, üstadın tabiri, bir defterdir. Defterdar olamaz yani. Yani o tabiatı yaratan var. Yani o çiçeklerdeki renkler, desenler, o meyvelerdeki tatlar, güzellikler yani ancak Allah'ın eseridir. İkincisi de enedir diyor. Ben. Gurur, kibir yani. Benlik duygusu. O da insanları ne yapmış? Azıtmış. İşte o benlik duygusunda da maksat bu. Yani Cenab-ı Hakk'a ait meziyetleri, özellikleri, hususiyetleri kendine aldığı için o güzel tecellileri fark edemiyor. Ne yapıyor? Allah'ın malını, mülkünü gasp ediyor. Hırsızlık ediyor. Onun için taguti bir tabiata mal ederler dedi. İkinci bir değişik bir mevzuya geçiyor şimdi. İlem eyyühel aziz, dualar tevhid ve ibadetin esrarına numunedir. Dualar tevhid ve ibadetin esrarına, sırlarına numunedir. Tevhid ve ibadette lazım olduğu gibi dua eden kimse de, dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir deyip kadir olduğuna itikad etmelidir. Sonsuz kudret sahibi olduğuna, herkesi işittiği gibi beni de işittiğine, benim isteklerimi tamamen yapabilecek yalnız odur diye demek itikat etmelidir. Bu itikat
Allah'ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istilzam eder. İşte bu noktadan dua azim bir tevhidi haber veriyor. Evet. İlem eyyühel aziz. Şu alemi ziyalandıran şemsin. Yani tabii bir de dua ederken, yani o duayı Allah yapar. Öyle bir kudreti var diye o niyetle dua etmek. İlem eyyühel aziz. Şu alemi ziyalandıran şemsin. Bir sineğin gözüne tecelli ile girip ışıklandırması mümkündür. Allah Allah. Şu alemi ziyalandıran güneşin, şemsin, bir sineğin gözüne tecelli ile girip ışıklandırması mümkündür. Ve ateşten bir kıvılcımın gözüne girip tenvir etmesi imkan haricidir. Şimdi güneşten gelen ışık sineğin gözüne girir, onun görmesine, bilmiyorum neler faydalar olursa vücuduna birçok faydaları olabilir. Gözüne de zarar vermez. Neden? Akistir çünkü. Ama bir ateş parçasının, bir kıvılcımın sineğin gözüne gelse o gözü mahveder, yandırır, belki tamamen öldürür yani. Çünkü gözü patlatır. Kezalik niçin verdi bu misali? Bir zerre şems-i ezeliğinin tecellisine mazhar olur. Yukarıkine de, yani bir üsttekine, ilk okuduğumuz manaya da bakan bir cihet var burada. Ne dedi? Kezalik bir zerre, yani en küçük parça diyelim, şems-i ezeliğinin tecellisine mazhar olur. Yani bir damla su veya ufacık bir cam parçası, ayna parçası, şems-i ezeliğinin, yani güneşe, biz önce güneş diyelim, güneşin tecellisine bir cam parçası, bir damla ne olabilir? Mazhar olabilir. Ona göre bu kainattaki en küçük atomundan, hücrelerinden, gözle görülmeyen hücrelerinden bütün mevcudat ve mahlukat, her biri o zerre gibi. Yani Cenab-ı Hak ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, bütün esma ve sıfatıyla o en küçük parçada tecelli eder. Güneşin sineğin gözünde tecelli ettiği gibi. Orada tecelli eder, iş görür, harika mucizeler yapar, yaratır. Fakat o damla, o küçük şeyler, aynı o sineğin gözüne ateş parçası, kıvılcım gelmesi gibi, müessir-i hakikiye zarf olamaz. Yani o küçük parçalar Cenab-ı Hakk'ın bizzat özelliklerine sahip olamaz, tahammül edemez, çatlar, patlar, mümkün mü? Elbette imkansız. Yani bir okyanus bir testiye sığmaz yani, parçalanır. İlem eyyühel aziz. Ayrı bir mana geliyor. İlem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrit nefis. Yani bir aralar bunu çok okuyorduk yani. Korona'nın başlarında unutmuştuk yani. Tekrar bak tevafuk etti. İlem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrit nefis. Sen öyle bir zafiyet, aciz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin, seni yere serer, öldürür. Yani hani mağrurdun, gururluydun, kibirliydin yani, hani inatçıydın, herkese meydan okuyordun yani, gözle görülmeyen bir mikrop vücudumuza giriyor, önce insanı ne yapıyor, bir yere paralel yapıyor yani, bir knockout yapıyor yani, ondan sonra elini kaldıramıyor, ayağını kaldıramıyor, hele neler var değil mi, o entübe diyorlar, böyle fotoğraflarını görüyoruz, aman yarabbi sen muhafaza eyle yarabbi yani, ne zor şartlarda tedaviler var yani, Allah muhafaza. Yani gurur, kibir mikroba işlemiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın öyle askerleri var ki, öyle orduları var ki, işte bu virüsler, mikroplar da onlardan yani. İnsana Allah, 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 Allah dedirtir yani.
Onun için yani gururu, kibiri, enaniyeti Cenab-ı Hak bırakmayı nasip etsin inşallah cümlemize. Hani üstadın öyle bir şeyi var değil mi? Hastalığı tarif ederken nasıl diyor? Hastalık vücuduna der ki layımut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan diyor. Allah Allah. Layımut değilsin, ölümsüz değiliz. Evet, şimdi güçlüyüz, kuvvetliyiz yani. Veya makamımız var, mevkimiz var, rütbemiz var. Ama hani böyle bazen ben anlatıyorum, çok hoşuma gidiyor yani. Çok eskiden böyle duymuştum. Böyle general birisi vefat etmiş, cenaze gelmiş camiye. İmam efendi tam böyle cenazeyi kıldıracak, artık namaza başlatacak. Kenarda da böyle hanımı orada duruyormuş yani uzakta. İmam efendi bağırmış, er kişi niyetine! Kadın dayanamamış çünkü askerde rütbesi olmayana er deniyor. Hanım dayanamamış, general, general, er değil demiş. Subhanallah. Demek Azrail aleyhisselam geldiğinde apolet mapolet, makamlar, mevkiler, tahtlar, saltanatlar hiçbiri kaldı. Nasıl giriyorsun? Er, apt, apt, kul. Ahirete ait ne hazırladıysan onlarla. Yoksa dünyanın malı, mülkü, makamı, mevkisi, hanımı, çocuğu hepsi burada kalıyor. Oraya yaptıklarımız, ettiklerimiz, işittiklerimiz, söylediklerimiz, gördüklerimiz, amellerimizle gideceğiz. Onun için yani gururlanmadan, hele hele gururun en berbadı Allah'a karşı yapılan gururdur. Onun için hani kalbinde bir zerre kibir olan cennete giremeyecek. Oradaki kibirden asıl maksat Allah'a karşı kibirdir. Onlar giremeyecekler. Cenab-ı Hak bizi onlardan etmesin inşallah. Yani o nefis ve enaniyetimizin gururunu, kibirini üstadımız diyor, nasıl diyordu onu? Evkat-ı hamsede. Eğer diyor, narın nura, elemlerin lezzetlere inkılap etmesi emelindeysen, evkat-ı hamsede, beş vakit namazda, rükû ve sücudun, rükû ve secdenin kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, kır, içine imanı doldur diyor. Sonra ayata tefekkür ile taate devam eyle ki necatın hakiki maddi manevi kurtuluşun lezzeti açığa çıksın. Rabbimiz lütfetsin inşallah. Ama bizde de gayret lazım. Rabbimiz lütfet ama bizde namazlarımızda, ibadetlerimizde rükûya eğilirken kimin huzurunda? Secdeye varırken kime gidiyoruz yani? Kimiz? Neyimiz var? Düşünerek, tefekkür ederek. Evet, okuduğumuz ayetleri de bilebildiğimiz kadar, hususan bu namazda okuduğumuz kısa surelerin, yani başta Fatiha olmak üzere böyle mücmel meallerini de öğrenmek, namaz kılarken onları düşünerek böyle okumak çok istifadeye, feyze mazhar oluyormuş yani. Evet, vaktimiz ne oldu? Ezana ne kadar var? Az vardır inşallah. Evet, ne yapalım? Şunla bitireyim. Herhalde ezana az kaldı. İlem Eyyühel Aziz, en insanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki, yani bu asırda özellikle, geçmiş ve bu asırda azami derecede görülen bir hastalık, insanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki, büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden hasenatı, intac eden semeratı,
büyük cemaatin çalışmalarının neticesinde açığa çıkan güzellikleri, iyilikleri, kemalatları netice veren fiiller, hadiseler, işleri bir şahsa isnat ve ona mal ederler. Ya halbuki tamam, evet o reis olabilir, baş olabilir, üstad olabilir, hoca olabilir, şeyh olabilir, yani hatta cumhurbaşkanı olur, hani olur, makam sahibidir, ama o bir kişiyle olmuyor ki yani. Onun altında bir cemaat var. Onların ne gayretleri, ne fedakarlıkları, ne çalışmaları, hep onlarla beraber yani. Onun için bütün o neticeyi bir şahsa verirsem çok büyük tehlike. Devam ediyor. Bir şahsa isnat ve ona mal ederler. Bu zulümde bir şirki hafi, gizli bir şirk vardır. Çünkü bir cemaatin cüz ihtiyariyesiyle kesbettikleri mahsulatı bir şahsa atfetmek. Allah Allah, bir cemaatin cüz ihtiyarisi, bak aklı var, şuuru var, zamanını ayırıyor, malını ayırıyor, parasını ayırıyor, mekanını ayırıyor, yani hepsi beraber yani. O kesbettikleri, kazandıkları mahsulatı bir şahsa atfetmek, o şahsın icat derecesinde neredeyse ol diyecek olacak yani, haşa. O hale getiriyor yani. O şahsın icat derecesinde harikulade bir kudrete malik olduğuna delalet eder. Hatta kaynak, eskiden de bu mana şöyle tezahür etmiş. Hatta eski Yunanilerin ve Vesenilerin ilahileri, o eski mitolojik yani anlatılan Yunanlarda olan, Vesenilerde olan o hadiseler, ilahe diyorlar yani, ilahlar haşa, tanrılar diyorlar haşa, böyle zalimane tasavvuratı şeytaniyenin mahsulüdür. Yani adam ordusuyla muvaffak oluyor ama öyle seviyorlar ki o komutanı, orduyu görmeden sanki o adam Herkül. Tek başına kaleleri yıkmış, tek başına fethetmiş gibi, sonra ona bir tanrılık, ilahlık haşa ve kella ne yapıyorlar? İzafe ediyorlar. Demek ki bundan çok sakınacağız. Bir kimsede bir güzellik, bir kemalat gördük mü, önce o cemaate bakacağız ki kimler var, önce onları nazara alacağız. Bir de işin bir hakikat tarafı var. Bütün güzellikler, bütün kemalatlar, bütün iyilikler, bütün hayırlar Allah'tandır. O dengeyi inşallah Cenab-ı Hak muhafaza etmeyi nasip etsin. Ezanlar okunuyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Şu okunan ezanlar hürmetine Cenab-ı Hak dertlerimize devalar, hastalıklarımıza şifalar, maddi manevi borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesinin ittibanı muvaffak, dar-ı saadette ona, al ve ashabına komşu eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.